hürmetler, saygılar. Karın bugün 20 Aralık 2012 yağdığı ilk gün, kar yağması soğuklarla birlikte ne olacak? Birçok insanın mide bağırsak rahatsızlığı ortaya çıkar. Evet. Neden? Üşütürse midesini kişi ve tedavi olmazsa ne olur? İşte gastrit, ülser, enterit, kolit, birçok hastalığı tetikler. Bu nedenle mide bağırsak rahatsızlığının hemen tedavi edilmesi gerekir. İhmale gelmez. Kişinin bağırsaklarına mantar yerleşirse, özellikle de antibiyotik, antihistaminik, antidepresan gibi kimyasal ilaç kullanılan bağırsaklarına mantar yerleşir. Mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler, zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormon, su maddeler bağırsakları yakar, kavurur. Bağırsaklarda oluşan gaz, karaciğeri, mideyi, pankreası yukarı doğru sıkıştırır. Bu organlarda diyaframı yukarı doğru sıkıştırır. Diyafram akciğeri sıkıştırır, akciğer kalbi sıkıştırır. Bazıları bana geliyor, diyor ki kalbim sıkışıyor. Kardiyolojiye gidiyor, doktora diyor ki kalbinizde bir şey yok. Veya bazılarının nefesi daralıyor. Nefesim daraldı diyor. Nefes alamıyor. Akciğerden zannediyor problemi. Aslında akciğerde bir problem yok. Bütün problem bağırsaktaki mantarlar ve mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler. Mantarların üretmiş olduğu toksik maddeyi bu gördüğünüz papatya ne yapar? Absorbe eder. Toksik maddeyi emer, sünger gibi. Şimdi bu gördüğünüz papatyanın şu ortadan çiçeğini şöyle ortadan ayırdığınızda içinde bir boşluk vardır. Ve kendine has bir kokusu vardır. Papatya çiçeğinin şu sarımsı kısmının göbeğinin içerisinde boşluk yoksa o hakiki papatya değildir. Kullanılmasında bir önemi yoktur. Evet, papatyanın bilinen Türkiye'de 40 tür papatya yetişir. Hakiki olanı sadece çiçeğin göbeği açıldığında ortaya çıkan boşluk ve kendine has özel azulen kokusudur. İçeriği. Papatyanın 40 türden sadece biri şifalı. 400 çeşit papatya yetişir dünyada. Bana mesela papatya var, biz de hocam gönderelim size diyorlar. Peki bir numara gönderin bir bakayım diyorum. Bana gönderiyorlar, bakıyorum. Papatya dedikleri şey at papatyası, eşek papatyası veya süs bitkisi, margarita denen süs bitkilerini papatya diye aktarlarda satılıyor. Günümüzde aktarlarda marketlerde satılan papatya diye satılan bitkilerin papatya ile çilgisi yok. Maalesef günümüzde papatya diye satılan bitkiler papatya değil, at papatyası, eşek papatyası veya süs bitkisi. Şimdi papatya ile ilgili klinik araştırmaları yapılmış. Yapılan klinik araştırmalarda papatyanın birleşiminde %0,3 ile %1,5 arasında eterik yağ içerir. Eterik yağlar bakteri, virüs ve mantarları öldürücü özelliğe sahiptir. Papatya ile ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Bu klinik araştırmalarında papatyanın birleşimindeki apigenin denen etken madde papaverinden daha etkili olduğu belgelenmiştir. Kramp çözücü. Yani eskiden kadın hastalıklarında rahim ve yumurtalıktaki rahatsızlıklar için kullanılmış, kramp çözücü özelliğe sahiptir. Apigen. Yine apseleri iyileştirici, iltihapları iyileştirici, ağız içi aflarını iyileştirici özelliklere sahiptir. Giessen Üniversitesi'nin Profesör Doktor Kinholz yaptığı araştırmada papayanın bakteri zehirlerini yok edici, yani sünger gibi emici bir özelliği nedeniyle. Biz bunu çok özel bir papaya forte ürettik. Bunun birleşiminde papaya ekstraktı, civan perşembe ekstraktı, ladengülü ekstraktı, şalva ekstraktı, geven, zeytin yaprağı, 19 çeşit bitki ekstraktı. İçeri tamamen doğal, kimyasal madde yok. Gastrit, ülser, reflü, enterit, kolite karşı etkili.
yani mide bağırsak rahatsızlarını ve bakterilerin üretmiş olduğu toksik maddeyi emici özelliğe sahip, artı krampları önleyici. Papatya ile ilgili birçok klinik araştırması yapılmıştır. Herhangi bir yan etkisi yok, herhangi bir zararı yok. Kullanılmasında bir problem olmaz. Eğer ki gastrit, ülser, reflü, kolit ağır bir durumdaysa o zaman farklı ürünler de gerekebilir. Şimdi gastrit, ülser, reflü çok ağırsa tonik de kullanmak gerekir. Ağır bir vakada. Bakteriden kaynaklanan bir gastrit, ülser veya reflü söz konusu ise tonik. Virüsten kaynaklanan bir, virüsün sebep olmuş olduğu bir gastrit, ülser, reflü varsa iksir. Nadiren midedeki gastrit, ülser ve reflüye mantar sebep olur. Eğer ki mantardan kaynaklanan bir enfeksiyon varsa aloe vera kullanmak gerekir. Yani hastalığa uygun ürün kullanmak gerekir. Aksi takdirde yani etkili olmaz. Bu nedenle bizi arayanların lütfen mümkünse, yani tabii ki bizi genellikle bize gelenler 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl doktoruna gidiyor. Çare ve çözüm bulamayınca yıllarca ilaç kullanıyor. Bağırsakları zehirleniyor, midesi efendim ağır yara, ülser oluşuyor. Ondan sonra bize geliyor. Modern tıp, kimyasal ilaç. Gastrit, ülser ve verilen kimyasal ilaçlar çok ağır antibiyotikler. Midedeki bakteriyi öldürebilir. Fakat bağırsaklara çok yoğun mantar yerleşmesine sebep oluyor. Mantar da polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kuru deşen, sedef, seborik eksem, atopik eksemi tetikliyor. Bu nedenle mideyi tedavi edeyim diye antibiyotik kullanırsanız veya benzeri başka ilaç çok daha büyük ağır hastalıklara sebep olur. Bu nedenle kimyasal ilaç öyle leblebi gibi alıp kullanmayın. Bazıları rahatsız olduğu zaman, baş ağrıdığı, karın ağrıdığı zaman, herhangi bir rahatsızlığı olduğunda evde eczacı deposunda annesinin, babasının, ebesinin, ninesinin, dedesinin veya komşusunun veya teyzesinin kimin ilacı varsa alıyor, bedene atayım belki iyi olurum diye rastgele ilaç kullanıyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle rastgele ilaç kullanılmaz. İlaç kullanarak kendinizi zehirlemeyin. Bağırsaktaki bakterilerin %99'u faydalı. Faydalı bakteriler arı gibi çalışır. Arı nasıl bal yapar? Faydalı bakteriler de vitamin üretir. B6, B12 vitamini, K vitamini vesaire. Kendini insan zehirlemek istiyorsa antibiyotik kullansın. Kim kendini zehirlemek ister? Kimse istemez. O halde antibiyotik kullanmayalım. Antibiyotik yerine antibiyotikten daha etkili ve hiçbir yan etkisi olmayan kortisep kullanabilirsiniz. Kortisep bitkisel antibiyotik diyebiliriz. Hürmetler, saygılar.